Banyo yapmak çok güzeldir. Özellikle de musluktan su yerine kağıt akıyorsa. Keşke gerçek bir prenses olsam. Böyle bir elbise giymek istiyorum. Ama bu sadece bir çizgi film ve gerçek hayat farklı. Ağlama canım. Senin için bir fikrimiz var. Toprak hemen kağıttan bir tabak yaptı. Ve Serkan da içini gerçek şekerlerle doldurdu. Biraz alsana, çok lezzetli. Bu sırada biz de farklı kıyafetler denemen için bir yöntem bulduk. Bizimle gelsene. Gerçek hayat giysi oyunumuz başlıyor. Bazı kıyafetler o kadar iyi değil. Bu çiçeğe de ihtiyacımız yok. Zeynep Hoca kıyafeti mi? İnanılmaz. Ama böyle giyinmek için fazla küçüksün. Aa, bir prenses kıyafeti. Harika bir seçim. Çocuğumuz baloya gitmeye hazır. Kıyafetlerin nerede? Merak etme. Fotoğraf çekimi için özel selfie kıyafetlerimiz var. Ünlülerin giydiği elbiselerin çıktılarını alalım ve keselim. Bunların şeklini mukavvaya çıkaralım. Bir elbiseye simli kağıttan yapılmış bir üst katman yerleştirelim. Kalıcı kalemle kat yerlerini ve dış hatlarını çizelim. Diğer elbiseden bir baş keselim. Ve kalın mukavvadan kalan parçaların şablonlarına uygun şekilde detaylar keselim. Tüm parçaları şeffaf plastiğe yerleştirelim. Bunları bir kıyafet olarak bir araya getirelim. Tabanı gümüş rengi akrilikle boyayalım. Altın rengi akrilik boyayla detayları mumların üstüne çizelim. İnce bir tele boncuklar takalım. Süslemeler yapalım. Elbiseye iğne ile delikler açalım. Süslemeleri yerleştirelim. Parlak taşlar ekleyelim. Gümüş rengi kalemle detaylar çizelim. Vay canına, bu elbiseler çok pahalı. Ama sanırım fazla küçükler. Merak etme, özel bir fotoğraf iğnemiz var. Elbiseyi kameraya yaklaştıralım. Ve modeli uzakta tutalım ki elbiseyi giymiş gibi görünsün. Vay canına, şu şık fotoğraflara bakın. Kırmızı halıdan çıkmış gibi. Met Gala, bekle bizi, geliyoruz. Erkek kardeşimin harika bir oyuncağı var. Üstünde en sevdiğim çizgi film karakteri olan değişken bir küp. Bir mukavvaya işaretler çizelim. 3 santimlik kareler yapalım. Birkaç renkli T şeklinde parça keselim. Ve parçaları katlayarak bir küp yapalım. Kenarlarına şeffaf bant yerleştirelim. Birkaç küp yapalım. Küpleri bir kenarından birleştirelim. Tüm küpleri bu şekilde birlikte yerleştirelim. Küpe çizgi film karakterleri resimleri yapıştıralım. Küpün tüm kenarlarını resim çıktılarıyla kaplayalım. Küçük kız kardeşim de bununla oynamak istiyor. Tuhaf küplerinle oynayabilir miyim? Bu küp benim. Çizgi film karakterleri de öyle. Sen kendine başka bir oyun bul. Çocuğumuzun morali bozuldu ve kardeşine çok kızdı. Hey, üzülme. Sana daha havalı bir oyun bulacağız. Hadi prenseslere uygun kağıttan bir kale yapalım. Bir mukavva tüpü keselim. Farklı boyutlarda birkaç tüp parçası yapalım. Bunları renkli kağıda saralım. Başka bir tüpten halkalar keselim. Bunları keselim ve tüpün bir kenarına bir halka yapıştıralım. Tüpün iki yarısını birleştirelim. Kağıttan kale siperleri keselim. Dış hatlarını kalemle çizelim.
Mukavva halkaları yapıştıralım. Kağıttan kale siperlerini üstüne yerleştirelim. Ve bunları tüplere takalım. Kale kuleleri yapalım. Kare bir kağıt parçasına diagonal bir çizgi çizelim. Ortasına bir daire çizelim. Bunu keselim ve külah şeklinde bir kale çatısı yapıştıralım. Küçük kulelere iki kesik yapalım. Ve bunları büyük olana yerleştirelim. Kadife kağıttan bir kapı ve pencere parçaları keselim. Bir siper parçasını tüp halkaya yerleştirelim. Bu kalenin duvarları olacak. Kulelere pencere ve kapıları yerleştirelim. Pencereleri kale duvarlarına yerleştirelim. Yaşasın! Burada sadece bana ait bir kale var. Şuna bak, bir sürü kule var. Ve güçlü duvarlar. Tüm prenseslere uygun bir kale yapmış olduk. Gerçek bir prensesin benzersiz bir ayakkabıya ihtiyacı vardır. O ayakkabıların modası geçti. Farklı bir tane denemek istiyorum. Hayır! Bunlar çok kahverengi. Bunlar da 5 beden büyük. Bunlar Şire'in karısının ayakkabıları olmalı. Ne yapacağız? Kendime bir ayakkabı tasarlayacağım ve onu kağıttan yapacağım. Kalın mukavvaya ayakkabı tabanları çizelim. Bunları keselim. Ve renkli kağıttan başka bir parça yapalım. Yapışkan kağıda kat yerlerinin çıktısını alalım. Ve bunu renkli kağıda yapıştıralım. Dış hattına göre keselim. Çizgilerini çizelim. Üç boyutlu kat yerleri oluşturacak şekilde kıvıralım. Parçayı mukavva tabanın üstüne yerleştirelim. Kağıt tabanları yapıştıralım. Bir kat daha keselim. İşte böyle. Harika. Benzersiz terliklerim hazır. Bunlar çok şık oldu. Gelmiş geçmiş en modern prenses benim. Partiye hazırlanıyoruz. En iyi prens ve prensesler burada olacak. Tacınız olmadan gidemezsiniz değerli kraliçem. Hey Serkan, ne giyeceksin? Benim kağıttan yapılmış parlak bir maske gözlüğüm var. Kağıda gözlük şekli çizelim. Farklı bir çerçeve yapalım. Bunları keselim. Kollarını da aynı şekilde yapalım. Parlak kağıttan yaratıcı parçalar keselim. Bunları çerçeveye yapıştıralım. Kenarlarına kesikler yapalım. Ve uzun bir parça yapıştıralım. Kenarlarını kıvıralım. Kollarını kenarlarına yapıştıralım. Artık hiç kimse kraliyet balosunda Serkan'ı tanıyamayacak. Hadi ama senin gözlüğünü denemek istiyorum. Sen de benim tacımı deneyebilirsin. Bir prenses kadar güzel oldun Serkan. Ama neden partime kimse gelmiyor? Çok sıkıcı. Herkes partinin bu akşam olduğunu unuttu mu? Ya da belki de krallığımızda trafik sıkışmış olabilir. Ne yapabiliriz? Hiçbir fikrim yok. Böyle devam ederse uyuyakalacağım. Misafirler sonunda geldi. Bir lol bebek bizi ziyarete gelmiş. Çay ve kurabiyeleri çok seviyor. Bay Unicorn da burada. Buraya bir yıldız olarak gelmiş. Hadi eğlenelim.
oyun oynama ve dans etme zamanı. Ah, çok eğlenceli. Ama parti bitmek üzere. Gelen tüm misafirlere teşekkürler. Son olarak prensesin size şirin bir teşekkür hediyesi var. Bu evcil bir baykuş. Kağıda bir baykuş şekli çizelim. Ahşap çubuğa büyük gözlü bir iğne yerleştirelim ve iğnenin gözünü keserek uç kısmını çatallı hale getirelim. Bir kağıt çerçeveyi baykuşa uygun şekilde şekillendirelim. Kağıt şeritleri iğnenin ucunu kullanarak rulo yapalım. Parmaklarımıza şekil verelim. Bu şekilde farklı parçalar yapalım. Tüm baykuşu bu parçalarla dolduralım. Pençeler yerleştirelim. Kağıttan büyük gözler keselim. Kalemle detayları çizelim. Ne şirin bir baykuş. Bana her zaman bu harika geceyi hatırlatacak. Parti için teşekkürler küçük prenses. Kağıt fikirlerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de kağıttan ne yapacaksınız yorumlara yazın. Kraliyet Kalesi, fotoğraf çekimi elbiseleri, terlikler. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni fikirleri kaçırmazsınız.